Dikkatlice incelenmeden imzalanan kredi sözleşmeleri ileride sorun yaratıyor. Son örnek Bursa'dan iş insanı Vedat Kayaoğlu kullanmadığı kredinin faiz borcuyla karşı karşıya kaldı. Haberi olmadan çek karşılığı kredi tahsis edilen iş insanı yargıya başvurdu. Vedat Kayaoğlu Bursa'da tekstil işi yapıyor. Birçok bankayla çalışıyor. İddiasına göre bir özel bankanın kredi tahsis uzmanı kendisini ziyarete gitti. Birçok dokümanı imzalattı. Hesabına yatan 2 milyon TL paradan haberi yoktu. Zaten para kullanılamıyordu. Çünkü çek karşılığında kullanılan bir 2 milyon TL'lik krediydi. 4 ay sonra o para için 140 bin lira faiz istediler. 4 aylık bir süreç geçtikten sonra banka müdürü buraya geldi ve dedi ki çek bekliyoruz sizden dedi. Dedim neyin çeki? Bu biz size kredi kullandırdık, hesabınızda 2 milyon para var ve bu bloke konulmuş bir şekilde. Yani paraya da erişemiyoruz aynı zamanda. Çek vermedik, parayı neden hesaba geçiyorsunuz dedim. Ya bunun 140 bin lira bir bedeli var, istiyorsanız cayabilirsiniz ama bu 140 bin lirayı ödemeniz lazım. İş insanı banka yetkilileriyle görüştü. Sonuç alamayınca durumu yargıya taşıdı. Müvekkil sadece kredi açma için bir sözleşme imzalıyor. Fakat burada üstünün daha sonrasında doldurulmasıyla mağduriyeti doğuyor. Yani aslında esasen izin vermediği bir işlem yapılıyor. Hukukçularsa kredi sürecinde belgelerin dikkatli şekilde incelenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Özellikle kendilerine geri ödeme planlarının verilmemesi, sözleşmenin bir nüshasının kendilerine verilmemesi bu konuda bir tehlike altında olduklarını işaret eder.